ben mutfağa geçiyorum. Şefimin yanına turşu suyuyla acılı, ekşili ayran hazırlıyoruz. Ve kışın en güzel salatalarından bir tanesi. Ben de çok seviyorum. Acayip gaz yapıyor. Bununla ilgili bir şeyim varsa alabilirim. Yine kimyon diyeceğim yine ama. Yine kimyon diyeceğim. Klasik yani Türk annesi her şeye, formülü. Kimyon, kırmızı lahana salatası hazırlıyoruz. Evet, şimdi buyuruz öncelikle efendim. Ayranımla başlayayım. Burada aslında yaptığımız şey sirkeyi direkt kullanmıyoruz ama sirkenin içinde olduğu turşu suyunu kullanıyoruz. Evde çoğumuz bu dönemde turşuları kuruyoruz sonra sularını ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerçekten hem onları yani atıksız mutfak gibi görüyorum ben bunu değerlendirmiş oluyoruz hem de inanılmaz lezzetli bir ayran elde edeceğiz. Çünkü ekşilik, acılık burada var. Oo. Rengi niye böyle? Çünkü ben her zaman turşularımın içerisine pancar da koyuyorum. Hem şifasını hem de o tatlı rengini veriyor. Tamam. Şimdi yoğurdumu aldım. Acılı turşu suyumu koyuyorum. Birazcık böyle bir hafif limondan da destek alacağız. Ve biraz da suyla tamamen evet seyrelteceğiz. Tuz hiç eklemiyorum çünkü zaten turşu suyunun içinde o da var. Ne oldu? Ağzımın suyu aktı. Valla nefis kokmuyor mu şu anda burası? Gerçekten şöyle turşunun bir kokusu bile zaten bir böyle bir şeylik böyle bir böyle ayran de bir, da çok severim ama. Minnoş da bir rengi oluyor. Çok hoş. Şöyle hemen şimdi bunu hocamıza sormadan hocamı dinlendireceğim diyorum ama dinlendiremiyorum. Çünkü bunu sormam gerekiyor. Turşu suyuyla şimdi yapılan pardon çöp tenekesine bastım. Bu içeceği bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Sağlıklı ve güzel. Değil mi? Yani zenginleşmiş bir içecek. Evet, proteini içecek var içinde. Probiyotiği muhtemelen var. Evet. Turşu, sirke ve turşu suyu yol arkadaşı. Dolayısıyla vücudu alkalinize etme açısından da değerli bir karışım. Ahçı başını tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Hem sağlıklı, hem lezzetli, hem besleyici. Burada ikincisi ve üçüncüsü de önemli. Lezzetli ve besleyici değilse bir şeyin sağlıklı olması pek anlam ifade etmiyor. Hmm. Lezzetli ve besleyici olması lazım. Evet. Besleyici değilse de lezzete çok kaptırmamak lazım. Çünkü bazen damak çatlatan lezzet, damar çatlatan lezzet olabilir. Olabiliyor dikkatli olmak maalesef lazım. Sirke burada turşu suyu devreye giriyor. Bunun yine tansiyon problemi yaşayanlar için bir şey teşkil eder mi? Şimdi çok o fazla kadar etmez. Biraz miktara tuzlu bağlı bu hocam. Biraz miktara da ekşi. Bağlı. Miktara bağlı. Ekşiden bir sorun çıkmaz. Tuzlu tansiyonda çıkarabilir. Hayır bir şey olmaz demek mümkün değil. Evet. Tuzlu çıkarabilir ama sirke bir mucize bunu bilelim. Hı. Ve sirke şekeri olan her şeyden sirke yapabilirsiniz. İçinde hatta şekeri değil komplike karbonhidratı olan polikarbonhidrat yapısı olan her şeyden sirke yapabilirsiniz. Onun için eriğinde sirkesi olur, hurmanında sirkesi olur. Aklınıza ne geliyorsa onun cennet hurmasının sirkesi olur. Karpuzun sirkesi olur, kavunun sirkesi olur. Kelek şey turşusu Ankara'nın en çok sevdiği Ankara'ların turşulardan birisi. Orta Anadolu'nun çok meşhur bir geleneği. Ama sirke çağdan asetik asit esası olarak hele balzamik sirke yaşlanmış, yıllanmış sirke, aset ve asetik asit muazzam bir sağlık mucizesi. Muazzam. Çünkü kan şekerinizi dengeler, insülin direnciyle mücadele eder, midenizi destekler, hazmınızı kolaylaştırır ve size probiyotik kazandırır. Hocam bir tatlı kaşığı sirke ateş düşürür diye bir şey duymuştum. Siz duydunuz mu böyle bir şey hiç? İçilen sirkenin ateş düşürdüğünü duymadım. Ama sirkeli kompreslerle anla konduğunu biliyorum. Anadolu'da yapılan bir şey. Ama bir sirke içerek ateş düşürdüğüne dair bir bilimsel yayın veya bilimsel veriyi ben bilmiyorum. Bu evet çok eski bir şeymiş galiba yöntemmiş. O da bir sorayım dedim hocama olabilir. Ama sirkeli su hepimizin o koku çocuklukta çıkan ateşlerle hiçbir zaman burnumuzdan gitmeyen bir koku. Buyurunuz. Koku bile gözümüzü açardı. Annem evet diyor. O koltuk altlarına şahat diye buz gibi şeyi. Ama çok işe de yarardı. Tabii öyle. Şimdi öncelikle burada ne yaptım şu ana kadar? Evet. Mor lahanamı ince ince kestim ve iki tatlı kaşığı tuzla güzelce ovdum. O biraz yumuşatıyor. Hı-hı. Suyunu çıkartıyor. Ne güzel koktu. Limon kabuğu biraz mudur? Portakal kabuğu ekliyoruz. Portakal. Biraz portakal kabuğu. Birazcık hı-hı şöyle minik minik zencefiller kestim. Biraz da sarımsak ekliyorum. Ekledim. Normalde rende de olabilir mi? Rende de olabilir tabii ki. Birkaç da şöyle çok da dişe de gelmesin. Karabiber. Tane karabiber koydum. Üzüm şimdi sirkemizi ekliyoruz. Evet. Birazcık da limon suyu ekleyeceğim. Birazcık da
Biz ne yapacağız bundan? Nasıl baş edeceğiz bunu? Şu anda onu düşünüyorum. Kuru üzüm koydum. Hafif oradan da böyle bir o ekşiliğin. Şimdi sirkeyi de verince renk iyice böyle bir canlı, tatlı bir renge dönüşmeye başlayacak. Bunu bu şekilde bence bir ay durmaz ama bir ay rahatlıkla buzdolabında tutabilirler ama hiçbir evde bir ay durabileceğini zannetmiyorum. Çünkü yenip bitirilecek. Evet. Her zaman elin altında hazır olduğu için de ben çok seviyorum. Hani o gün salata yapamadık, hemen ortaya koyabileceğimiz böyle de güzel, acayip şifalı bir şey. Ya, bir şey. Şifa ötesi. Sonra? Bu kadar. Bunu artık yavaş yavaş sen yerleştiriyorsun. Artık yenmeye hazır halde. Çağla, sen oradayken bir katkıda bulunalım. Buyurun hocam. Bu niye mor lahana? Önce bir onu söyleyelim. Mor lahana öbür lahanadan farklı. Beyaz lahanadan daha değerli. Çünkü içindeki mor maddenin adı antosiyanidi. Antosiyaninlerin çok çeşitleri var Çağla. Bu mor maddelerin hepsi vücudun özellikle beynin dostu. Beyninizi morartın diye ben çok sık söylerim. Söylersiniz. Biliyorsun. Ama bu mor maddelerin hepsi aynı zamanda muazzam bir bağışıklık ilacı. Hı hı. Eczanelerde satılan mor renkli bu bizim çok kullandığımız Sambucus nigra'dan elde edilen hapların yerine gidin manavdan mor bir lahana alın. Bu hanımefendinin tarif ettiği gibi mister gibi bir salata yapın. Ve evinizde çocuklarınızı her akşam, her öğlen mümkün olduğu kadar sıklıkla yedirin. O antosiyaninleri depolasınlar. Virüslere karşı ilaç niyetinde vücutlarına antosiyanin gücü kazandırsınlar. Çok güzel bağlamama yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu arada ellerine sağlık. Çünkü şeyi de sormak istiyordum hocam. Bu virüsler ve bakterilerle ilgili hafif öksürdüğümüzde veya böyle kendimizi halsiz hissettiğimizde vücudumuzda virüs vardır. Onlara karşı da en güçlü silahımız antibiyotiktir deyip antibiyotik içmek ne kadar doğru? Çok yanlış. Ne kadar doğru değil. Hiç doğru değil. Doğru olmasa yeter. Yani çok yanlış. Çok yanlış. Nedeni şu Çağla. Antibiyotik birincisi aldığınız her antibiyotik hapı bağırsağınızdaki probiyotik bakterilere atılmış bir el bombası. Hmm. Onları yok etmek için. Öyle muazzam bir gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Hele çocuklarınıza antibiyotik verirken çok kıskanç davranın. Çok net. İki, lüzumsuz antibiyotik tedavisi nedeniyle antibiyotik direncine yol açıyorsunuz. Şu anda önümüzdeki 50 yılda diyor ki enfeksiyon uzmanları, kanserden daha çok hastayı antibiyotik etkisizliği nedeniyle, antibiyotik direnci nedeniyle kaybedeceğiz. Neden? Çok antibiyotik kullandığımız için. Biz zaten sadece antibiyotiği farkında olmadan da yutuyoruz biliyor musun? Hayır. Yuttuğumuz antibiyotiklerin %90'ı yiyeceklerden geliyor. Yediğimiz etlerden, tavuklardan. Niye? O hayvanlar hastalanmasınlar, daha uzun yaşasın, daha çabuk olgunlaştırsınlar diye yemlerine antibiyotik ilave ediliyor. Dolayısıyla dünyadaki antibiyotik üretiminin sadece %10-15 ilaç olarak kullanılıyor. Kalanı hayvanların sağlığı için kullanılıyor. Ama biz o antibiyotiklerde geçiyor. Dolayısıyla herkesin, her annenin, her ailenin antibiyotik dostu değil, düşmanı olması lazım. Ve doktor antibiyotik yazdığı zaman, hocam mecbur muyum? Doktor bey mecbur mu diye sorması lazım. Dün beni bir hanımefendi aradı Çağla. Ateşim var, boğazım iniyor, burnum akıyor. Belli ki ya influenza, ya para influenza, ya da rinovirüs enfeksiyonu neyse bir şey. Doktorum da antibiyotik yazıyor. Çünkü kullan bir şemsiye açalım. Ya niye şemsiyesini açıyorsun? Yani güneş varken ileride yağmur yağar diye şemsiyeyle geziyor musunuz sokakta? Gezmiyorsunuz. Yağmur yağınca ancak şemsiye açıyorsunuz. Evet. Bakteri enfeksiyonu olduğu kanıtlanmadan hiçbir antibiyotik kullanmak doğru değil. Nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.